Bolu Belediyesi tarafından eğitime %100 destek projesi kapsamında üniversite öğrencilerine verilecek dizüstü bilgisayarların dağıtım töreni Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Doktor Ahmet Eşref Fakıbaba'nın katıldığı törenle Karaçayır Nikah Salonu'nda gerçekleşti. Bolu Belediyesi Karaçayır Nikah Salonu'nda düzenlenen törene Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Doktor Ahmet Eşref Fakıbaba, Bolu Valisi Aydın Baruş, AK Parti Bolu Milletvekilleri Fehmi Küpçü, Ali Ercoşkun, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Ali Şarlı, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Belediye Başkan Yardımcıları Emine Davarcıoğlu, Zerrin Biçen, İhsan Ağcan, AK Parti ilçe belediye başkanları, öğrenciler ve veliler katıldı. Yüksek lisans kazanan öğrencilerimize bilgisayar dağıtım töreni. Şimdi sizleri. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz yaptı. Kadar göl göleti olan bir coğrafya. Takribi 2,5 saatlik bir oto yolculuğuyla Türkiye nüfusunun 1/3'üne ulaşılabilen bir mekan. Dört mevsimin dünyada doyasıya yaşandığı tek yer olan Bolu'muz, bu özel coğrafya alan bahsettiği yerde görev yapmanın mutluluğu içerisinde. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da belediyelerin asıl görevlerinin şehirlerin imarı olduğunu söyledi. Türkiye'de bir eğitim gerçekleştiriyoruz. 9 yıldır üniversiteyi kazanan, Bolu'daki bir liseyi bitiren bütün öğrencilere laptop dağıtan tek belediye Bolu Belediyesi. Sonra bir karar da aldım. Master'ı kazanan öğrencilere de laptop veriyoruz. Bir karar da aldık. Doktorayı kazanan öğrencilere de laptop veriyoruz. Yetmedi, hafızlık trenleri de veriyoruz. Niye bunlar? Bunlar şehri imar ettikten sonra şehri imar edecek olan insanlar, yani geleceğimiz. Geleceğimizi yetiştiren öncelikle ailelere teşekkür ediyorum. Yılmaz'ın konuşmasının ardından Bolu Valisi Aydın Baruş kürsüye çıktı. Baruş, 9 yıldır devam eden bu programın sevindirici olduğunu kaydederek şöyle konuştu. 9 yıldır sürdürülen gençlerimize çok önemli katkılar veren bir projenin bugünkü programında belediyemiz tarafından üniversiteyi kazanan, üniversitede öğrenim gören, lisans üstü ve doktora eğitimi yapan gençlerimize 1024 adet dizüstü bilgisayar dağıtım programının bizleri çok sevindirdiğini öncelikle ifade etmek istiyorum. Şunu büyük bir gururla ifade etmek istiyorum ki Türkiye geleceğe yönelik adımlarını çok önemli bir gençlik potansiyeliyle birlikte güvenle atmaktadır. Bolu ilimizde sahip olmuş olduğu eğitim olanakları ile ve geleceğe umutla bakan gençleriyle birlikte ülkemizin kalkınmasına çok önemli katkılar sunmaktadır. Dizüstü bilgisayar dağıtımı için geldiği Bolu'da konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Doktor Ahmet Eşref Fakıbaba, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerin şu anda Afrin'de savaştığını belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise şifa dileyerek söze başladı. Hep arkadaşlarıma şunları söylüyorum. Askerlerimiz, Mehmetçiklerimiz şu anda Afrin'de bizim için çarpışıyorlar, savaşıyorlar. Bazıları şehit oluyor, bazıları gazi oluyor. Ve bizim için yapıyorlar bunu. Onun için öncelikle sözlerime, şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Allah onlardan razı olsun. Onlar olmamış olsaydı şu anda ben burada konuşamıyor olacaktım. Onun için onlara minnettarız. Ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun. Türkiye'de 2002 yılı öncesinde belediyecilik denilince akla yol yapalım, yolu genişletelim, asfalt yapalım, su çekelim, kanalizasyon yapalım, parklar yapalım gibi fikirler geldiğini aktaran Fakı Baba. Daha önceleri
Belediyecilik deyince çok değerli başkanımız ve değerli ilçe başkanlarımız da burada. Biz hep şunu anladık. Yol yapalım, yolu genişletelim, asfalt yapalım, su çekelim, kanalizasyon yapalım, işte parklar yapalım. Ama çok şükür ki AK Parti döneminde, AK Belediyecilik'te artık bu vizyon, bu işlem de değişti. Artık belediyeciliğe bakıyorum, Sayın Başkanımız gibi, acaba eğitime nasıl katkıda bulunabilirim? Gençlerimizin önünü, geleceğimiz olan gençlerimizin önünü nasıl açabiliriz? Bakan Fakababa'nın konuşmasının ardından laptop dağıtımı töreni gerçekleştirildi. Türkiye'deki birçok üniversitenin 4 yıllık fakültelerine yerleşen 1024 öğrenciye laptopları verildi. Üniversiteyi kazanan Utku Can Akbay ile Hasan Can Aksoy'a bilgisayarlarını Bakan Fakıbaba verdi.